Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün beni hiç görmediğiniz bir yerde görüyorsunuz. Açıkçası bu garip değil çünkü ben de ilk defa böyle bir ortama giriyorum. İlk defa mutfaktayım ve bu bir ilk kez videosu. Hayatımda ilk kez yemek yapacağım. Aslında yemek de değil, tatlı yapacağım çünkü en basiti tatlıydı. Şimdi bir konuya önce bir girizgah yapayım. Biliyorsunuz Hatay Sandık içini tanıyorsunuzdur hepiniz. Ben de videolarını izliyordum onun. Severek takip ediyorum kendisini. Eser abiye buradan selamlar. Kendisine ulaştım. Dedim ki abi ben hayatımda hiç yemek yapmadım. Senin videolarını izliyorum. Yemek yapmayan biri olmama rağmen. Ve benim kanalımda böyle bir formatım var. İlk kez diye bir formatım var. İlk defa yemek veya tatlı yaptığım bir videoyu senin videonu takip ederek yapıp yayınlayabilir miyim diye kendisine sordum. O da sağ olsun kabul etti. Sevinirim dedi. Ona da buradan tekrar selamlarımı iletiyorum. O zaman hemen videosunu açıyorum. Bugün çikolatalı kek yapacağız. Hayatımda ilk defa yapıyorum kanka. İnşallah güzel olur. Size de tattıracağım. İnşallah zehirlenmeyiz burada hep beraber. Göreceğiz. Bakalım. O zaman YouTube'a girelim ve Hatay Sandıkçı abimizin, Eser abimizin videosunu açalım. 90 saniyede çikolatalı kek tarifi video. O videoyu da açıklama kısmına ekliyorum. Reklam da girdi. Oh! Helali hoş olsun Eser abime. Olsun. Olsun. Tamam. Ben de çok kısa bir süre içerisinde yapacağım. Çok kısa. 90 saniye. Heh. Tarife başlıyoruz. Bir tane porselen bardak ilk malzememiz. Ben bunu buldum. Şimdi şunu bir ortaya koyalım. Tüm malzememiz bu. Tüm bulaşığımız bu. Bundan ibaret. Koyduk. Evet Eser abi. Bardağın içerisine 2 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Hemen kaşığımızı alalım. Nerede benim unum? Ben saçlarımı artık toplamak istiyorum çünkü hem hijyen hem önümü göremiyorum. Öyle bir problem. O da var da hijyen. Hemen saçımızı bir toplayalım. Bu arada kendi kanalımda ilk defa saçım toplu bir şekilde ekran karşısına geçeceğim. Bu aynı anda iki kez videosu demek oluyor. Yine içerikten içerik çıkarttık bak görüyor musun ya? Adeta bir content manager'ım yani şu an. Ve maden gibi çocuk kaldıkça content çıkıyor. Tabii. Şimdi şu şeker dökülmesin. Şunu bir şuraya alalım. Evet ilk malzememiz 2 yemek kaşığı un ekliyoruz buna. Bu iyi değil mi? Çok değil. Okey. Okey. 2 yemek kaşığı. Şöyle bir. Bu da 2. Tepeleme gibi ama. Yani o güzel olur. Hafif koyu olur sen. İyi okey. Artık ilk defa yapayım. İlk seferin günahı olmaz kardeşim. Zaten yanlış mıyım? Söyle bakalım yanlış mıyım? Bilemeyeceğim. Dinlemedi değil mi? Yap. Dinlemedi. Yap hadi. Peki, peki. 2 yemek kaşığı unumuzu ekledik. Sırada Eser abi. Görüyorsunuz tepeleme değil. Böyle 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker. 2 yemek kaşığı. Nerede bizim şekerimiz? Toz şeker. Bundan 2 yemek kaşığı ekliyoruz. Şöyle bir. Şöyle de 2. Şekerimizi ekledik. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Eğer kabartma tozunu burada daha fazla eklerseniz bu sefer taşacaktır bardaktan. Tamam. Bu da istemediğimiz bir sonuç. Onun için bir çay kaşığı yedim. Tamam Eser abi. Kabartma tozu. Ya şu var ya şu. Bir tane bundan lazımdı bana. Markete gidiyorum tekli yok. Kitle dediler 15'liği. Sinirim bozuldu. Adama dedim ki abi bunun dedim daha azı var mı? Bak tekli de sormuyorum. İnsan gidiyor hani 5'lisi, 3'lüsü falan. Daha azı var mı? Herif dedi yok. Mecbur bunu alacağız. Niye? Öyle. Şunu açalım. Çay kaşığımızı alıyoruz. Kabartma tozumuzu bardağımıza ekliyoruz. Tepeleme yapmıyorum. Nasıl trikleri hemen öğreniyorum? Sen abi çok hızlı öğrenen bir insan. Seneye MasterChef'tesin herhalde. Ya giderim de diye insan haksızlık olmasın. Tabii, tabii. Bu yeter herhalde. Az bu iyi değil mi? Bence az olur. Az mı? Bence az. Evet. Çok da kabarmasın. Hanginiz yemekte daha tecrübelisiniz? Ben de kabartma tozu da tecrübeliyim. Özel ilgi alalım. Ben marketten tekli bile alabiliyorum. Aa, sen VIP bir insansın. İyi mi bu? Birazcık daha koysam. Onu koy bir de böyle tutam koy bir tane. Atam tutam ben senin. Ucundan azıcık. Okay. Aynen. Tamam. Şimdi tamam. İnşallah. Böyle bir volkanizma görmeyelim de. Evet Eser abi. Bir çay kaşığı kadar da vanilin ekliyorum. Vanilin. Al bak bu da aynı. Bir çay kaşığı kullanacağım bak şundan. Bir çay kaşığı. Bana verdiler onlu. Ben alırım kalanına giderken. Helal hoş olsun kardeşim. Ne güzel kokuyor lan bu. Direkt vanilya zaten o işte. Ben ne bileyim abi. Vanilya. Hiçbir fikrim yok ki. Hayatımda mutfağa girmedim yesin ya. Yesin gelir bak bir kokla. Ağzına dökesin gelecek. İğrenç tadı var. Gelmedi zaten. Yoğun mu geldi? Dökesim gelmedi. Bir kötü geldi. Ben zaten vanilyalı dondurma da sevmem mesela. Bu ne kadar? Bir çay kaşığı mı bu da? Aynen. Eklerseniz bu sefer taşacaktır bardaktan. Tamam mesela abi. Sonuç onun için bir çay kaşığı yeterli olur. Görüyorsunuz tamam. Tam silme. Bir çay kaşığı kadar da vanilin ekliyorum. Evet, bir çay kaşığı kadar da vanilin ekliyoruz. Nasıldır? Okey. Bir çay kaşığı vanilimizi ekliyoruz. Tamam. İki tatlı kaşığı kadar kakao ekliyorum. İki tatlı kaşığı kadar kakao ekliyoruz. Aa bunu açmamışım ben. Makasımız nerede acaba bizim? Bunu böyle açabiliyoruz mu ya? Evet. Hadi bakalım. Kral.
İzleyenme yaşamadı ama olsun. Olsun, aç denizi. Bizdeki de olası yani. Bak, asıl bunun kokusu işte. Bunu yemek isteriz. Çok iyi oyun ya o. Çorba kaşığı mıydı? Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Hani bir tane şey kirletiyordun sen, 4 tane kaşık kirlettin şimdi. Kardeşim, ne biçim? Bu tatlı kaşığı görevi görür herhalde. Okay, başka tamam. Tatlı kaşığımız yok. Zaten. Var mı? Var mı? Varmış. Burada var. Tamam. Bu da çay kaşığından halilice ortada kalmış bir şey. Neyse, iki tatlı kaşığı kalkıyor. Sizin kaşık kültürüne bir daha çalışmanız lazım. O iki değil, ne yaptın sen? Ne? Tamam koy. Ne oldu lan? O çok tepeleme koyulur muydu? Neyse. Ha, dur bakayım. Ama biraz hafif tepeleme gibi değil mi bu ya? Koy koy. Ölmek. Bak iyi değil diyorsanız az koyacağım. Biraz azalt ha. Dur. Tamam koy. E sen azaltınca niye azaltmıyorsun? Azalt acıma ya. Azalttım ya. Tamam yeter. Heh koy. Tamam valla tatlı olacak ya. Bu kadar çekim. Tamam kardeşim. İki tatlı kaşığı kakaomuzu koyduk. Bu da iki. Tüm toz karışımlar iç içe girsin diye başta bunları iyice karıştırıyorum. Şimdi birazdan... Homojen kıvam alsın bak. ...karışmadan sınırlarını eklersem eğer böyle kümeleşecektir. Böyle kabartma tozu bir yerde toplanabilir. Yani iyi karıştıramayabiliriz. Bu şekilde karıştırmak daha avantajlı, daha iyi karışır, daha homojen bir kıvam elde etmiş olursunuz. Ben de... Sen bitirmişsin. Çünkü Eser abinin signature laflarından biridir. Homojen kıvam. Bu şekilde karıştırdım. Tam istediğim gibi homojen bir kıvama geldi. Görüyorsunuz mis gibi tek parça halinde. Şimdi de sıvılarını ekliyorum. Şöyle dur sıvılarını kaşık... ekleme Eser abi. Bir dakika ben karıştırıyorum da. Fış 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 görüyor musun? Homojen olmuş bence. Bence de. Ne renk? Kahverengi. Kahverengi diyelim biz. Tamam. Şimdi sıvı yağ diyor. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz. Ben bunu nasıl yapacağım hiçbir fikrim yok işte. Evet. Bunu kesin dökeceğim ben. Bir de sol elle tutuyorum. Sol elimi. Değiştirelim. Öbür türlü de bunu çok dökerim. O daha kötü. Yok kendi yap, kendim yapacağım. İlk kez yemek. Döksen kendim silersin de. Yes. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Sıvı yağlı işimiz bitti. Sen geç bakalım şöyle. 5 evet. Yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. 5 yemek kaşığı süt ekliyoruz. Süt. O sütü sen hepsinin içine soktun ama. Şey, kaşığı hepsinin içine soktun ama. Evet, niye böyle bir şey yaptım ya? Ya kardeşim, acemiyiz acemi. Ne yapalım? Süt. 5 yemek kaşığı. Aa bir daha yemek kaşığı şeyi çıkacak şimdi abi. Hem de 5 kere bu sefer. 1, 2, 10. 3 döktüm. 4 6 oldu tamam. 5 İnşallah 6 olmamıştır. Tamam mesela abi. Ben sütü de ekledim. Şimdi bu kaşığı koyayım şuraya. Çok kötü kötü oldu her şey ya. 3 4 Bu da 5.'si. Yalnız sütü koyduğum seviyeyi görüyorsunuz. Böyle tam tepeleme yapmıyorum. Yani 5 tane tepeleme olmadan 5 yemek kaşığı süt. Ama ben biraz döktüm. Zaten kıvamını gördüm kardeşim. Homojen olması gerekiyor. Homojen. Tüm malzemenin tek parça haline gelmesi gerekiyor. Tüm malzemeler iç içe girdi ve durmadan bunu bu şekilde karıştırıyor. Tamam mesela bekle ben de karıştırayım. Aynen. Bir dakika bekle abi. Heh, fış fış görüyor musun? Homojen kıvam elde etmeye çalışıyoruz. Çok. Şeker erisini iyice karıştır. Heh. Heyecanlıyım ha. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben en fazla max yaptığım şey yumurta kırmak. Senin eline ilk defa kıyım. Öyle mi dersin? Ya bir şey diyeyim mi? Oluyor ha. Siz evde falan yemek yapınca böyle mi hissediyorsunuz abi? İlk başlarda öyleydi. Vay anasını be. İlginç bir his. Büyü gibi değil mi böyle sanki? Evet evet sanki. Bir şeyler karışıyor evet. Yiyebiliyor sonra. Mage gibi hissediyorum kendimi şu an. Witcher'da şey yapıyorum. Şunları tek tek kendime yemek. Kendime iksir yapıyorum. İlginç bir şey yemek ya. Yalnız bu yorucu bir hal almaya başladı katılaşınca. Zaten çok katı olursa biraz süt ekleyeceksin ona. Böyle şu an. Bence bir tık çok az bir süt girebilir de sen yine... Eser abimize bir bakalım Eser ne diyor? Bu şekilde olması gerekiyor. Tam istediğim kıvam işte bu. Eğer malzemeniz mesela un eklediniz, sütünü eklediniz, sıvı yağını eklediniz, evet. Kıvamı böyle bundan daha katı olduysa çok az daha süt ekleyerek bunu açabilirsiniz. Çünkü kıvamı tam böyle olması gerekiyor. Katı değil bir tık hatta cıvık gibi bile geldi. Çok az un ekleyebilirsin onu. Görüyor musun? Bence minik bir un. Çay kaşığı. Miniğinden bir un. Bence şu bizi paklar. Ne diyorsunuz? Çok mu? Hadi bakalım. Bu her şeyi düşünerek yemek yapamazsın. Biraz da hislerine güven lazım. Aga ilk defa yapıyoruz. Ne hissi ya? Ben hissedemem ki hiçbir şey. Homojen kıvama getiriyoruz. Böyle böyle karıştırıyoruz efendim. Güzel kokuyor ha. Annem parmakladığın tenceresine benziyor değil mi? Evet. Bak bence şu an daha iyi oldu. Bence okey. Okeydir. Bence oldu. Evet Eser abi. Tam istediğimiz kıvam. Bir dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde karıştırdım. Tam homojen bir kıvam elde ettim. Ve
Hadi bakalım. İçinde hava kabarcığı kalmasın diye elinizle şöyle vura vura bunu zaten düzeltebilirsiniz. Bir dakika abi. Ya o kadar beceremiyorum ki şu mutfak işlerini abi. Kaşığı temizleme şeklime bak. La git lan be, bu öbür kaşığa yapışıyor. Ne anladım bu işten ben? Bununla alıyorum, ötekine yapışıyor. Nasıl yapıyorsunuz bunu siz? La git lan. Allah Allah. Yürü hadi, tamam hadi. Bitti gitti geçmiş. Evet Eser abi. Şöyle göstereyim. İyice vurduktan sonra zaten görüyorsun. Dümdüz oldu. Normalde peki kek yaparken kalıba da böyle vuruluyor mu? Tabii. Düz olsun. Yanlardan böyle vurursun. Be. Bu olmuş bence. Bence de. Tertemiz. Okey. Evet Eser Bey. Şöyle söyleyeyim. Pişirmesi 1,5 dakika. Yani 2,5 dakikanızı alacak. Üçüncü avantajını söylüyorum. Sadece bu bardak kirlenecek. Başka bir biz şey de o avantaj pek geçerli var. Değil. Bizde sadece bu bardak kirlenmedi. Ekstradan birkaç tane de kaşık ama çok... Masa. Masa benim şeyim. Gerçi o da öteki de benim suçum. Ama ilkin günah olmaz. İlk. Yani ilk defa yapıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu pişirmeye geçiyorum. Geçelim. Mikrodalgamı açıyorum. Evet. İçerisine... Kaç derecede yapıyoruz abi? Bendeki mikrodalgada güç ayarı var. Güç ayarını 100'e getiriyorum. Bunu onaylıyorum. Bizde güç ayarı var mı lan? Watt var bizde. Watt. Tamam. Güç ayarı değil. 700 watt diyor. 700. Bizde 600 var, bir de max var. 3, 6 max mı? Max 900'dir. İkisinin arasını yap. Tamam böyle iyidir. Minik. 1,5 dakika mı diyor? Evet. Bazı mikrodalgalarda watt ayarı var. Watt'ı 700 watt'a getirmek. Kral biliyor. Yine 1,5 dakikada pişir. Kral mutfağı biliyor. Şimdi mikrodalgamızı artık çalıştırabiliriz. Koydum bardağımı. Oğlum inşallah patlamaz lan. 1,5 dakika. Hadi bakalım. Onu çok tırsıyorum ben. Göremiyorum ki kabarıp kabarmadığını. Çok heyecanlıyım şu an. İlk defa tatlı yapıyorum ya. İnanılmaz. Bardak şimdi sıcak çıkacak değil mi? Evet. Şeyde de böyle oluyor ya. İskenderciye gidersin zincir. Getirirler böyle İskender'i. Derler ki dikkat edin tabak sıcak. Niye sıcak? Hazırlıyorlar çünkü. Atıyorlar mikrodalgaya. Kilitliyorlar 40 lira. Senin mi bekleyecek adam bütün gün gelse de... Kardeşim taze İskender yemek istiyorum ben ya. Ayıptır günahtır ya. Yalnız çok heyecanlı. Çok da güzel kokmaya başladı orada, alıyor musun? Vallahi almıyorum ya, olmasın. Çok güzel geliyor, buraya çok harbi güzel mi? Geliyor, harbiden. Hadi bakalım inşallah. İnşallah. Heyecanlı bekleyişimiz sürüyor şu anda. 1,5 dakikaya ayarladık, birazdan bitecek. Kekimiz bakalım olacak mı? Çok heyecanlıyım. Şu masayı da orada sileyim. Bitti! Aaa çok güzel kokuyor ha. Elim yanar mı? Yanar. Küçük bir dokun da porselen çok ısınmaz aslında. Çok dayanmıyor. Yanıyor. Şeyle peçeteyle alıyorum. Hepsini öğreneceksin evlat. Aaa. Oğlum kek yaptım lan. Oha. Yanmış gibi. Ne yanmış kardeşim? Olmuş işte. Nasıl? Keki. Mikrodalga keki. Evet. Normal olanı değil mi zaten? Keki. Oo. Şimdi artık Eser abinin lafıyla son noktayı koyabiliriz. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Tadım yapacağız bakalım nasıl olmuş. Çok heyecanlı. Yalnız ben göstererek al da bakalım. Dondurma ne giderdi ha şimdi bunun üstüne ha. Oha yumuşacık olmuş lan. Kokusu şimdi geldi bana güzel. Sıcak da yalnız biraz. Oo, olmuş oğlum. Tabii. Yiyor. Arkadaşlar biz bu işi gerçekten başarmışız. Olmuş. Vallahi olmuş. Harbiden olmuş. Gel yiyelim. Kıvamı çok iyi ya. Olmaz olmuş ha. He. Al kardeşim. Afiyet olsun. Olmuş mu olmamış mı? Mert adam gibi. Delikanlı gibi. Bakayım sonradan geldi. Süper. Yalnız bir şey diyeyim, ben harbi beğendim. Ama kendim yaptım diye demiyorum. Beğendim. Bir de ellerimi de besledim bu arada. 90 saniye. Yani otururken kurgunun arasında 2 dakika yapayım diye. Aynen. Kahve yapar gibi. Kahve basınana kadar yaparsın. Aynen hemen yapıyorum tak mikrodalga. Bitti gitti. Damağa yapışıyor. Evet onu ben de istedim. O tadı damağında kalıyor. O mesela kalıyor. Niye oluyor? Büyük ihtimalle sütü az o yüzden. Sıvılığı az. Olsun ama çok ufak böyle damağa yapışması dışında. Bence gayet iyi. Tadı damağında kaldı derler. Tabii yani. Tabii onun esprisi o tadı damağında tabii. Kalıyor. Doğru. Evet. Arkadaşlar bu videoda böyle bir videoydu. İlk defa tatlı yaptım ve bence ilk kez yapılan bir şeye göre gayet başarılıydı. Bunda tabii ki de sevgili Hatay Sandıkçı'nın, Eser Bilen'in, Eser abinin payı çok çok yüksek. Kendisine de buradan bu videoyu çekmeme izin verdiği için teşekkür ediyorum tekrardan. O halde kendiniz de deneyebilirsiniz. Hatay Sandıkçı'nın videolarına da bakabilirsiniz. Evde güzel tarifler veriyor. Ben yemek yapmayan biri olmama rağmen izliyorum. İlk defa da yapmak nasip oldu. Güzel oldu. O halde ileriki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.